Abicim merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. İsim neydi? Neymiş adı? Hayrettin. Hayrettin abi. Nasıl gidiyor? İyi, sağ ol. Çay içiyordum da. Şöyle bir baktım size. Yani böyle sanki şu görmüş olduğun tavladan anlıyor bir yerde bana. Anlıyor musunuz? Vallahi anlarım da hiç şu an tarımda değilim. İşim gücüm var. Bir tek hastak abi. Yok inan şu an hiç çekemem. Hafta sonları belki oynuyorum. Bir tek hastak abi şöyle. Yok yok. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Şunu şöyle koyuyorum. Bunu koyuyorum abi. Biraz sonra oynarız belki. İnanmayacaksın bana. İskandinav ülkelerinden İsveç'e gittim. İsveç'e gittim abi. Orada üstlerle oynuyorlar. Tavlayı üstlerle oynuyorlar. 16 pul oynuyorlar. İnanamadım. Ve adamlar da 6 tane zar var. 6 tane zar var adamlarda. 6 tane. Ve adamlar buna düşeş diyor yani. Düşes. Düşes. Onlar öyle demiyor. Düşes demiyor. Trijes diyor. Üçlü yani. Antotri var ya. Trijes diyor. İnanamadım yani, anlıyor musun? Geliyor Kasparov var ya abi. Hani o dünya satranç kralı. Ben de bu tavlada, şu tavlada dünya tavla şampiyonu olmak istiyorum. Yani tavlayı tavlamak istiyorum bütün dünyada. Buna inan bak, ben yalan söylemiyorum. Ben bir Michael Jackson olmak istemiyorum. Ben bir David Beckham olmak istemiyorum. Anlıyor musun? Ben tavlada dünya şampiyonu olmak istiyorum. İnanmayacaksın ama bu benim idealim yani. İdolüm yani. Bu benim idolüm. Buna ulaşmam lazım. Tutup almam lazım. Tutup almam lazım. Anlıyor musun abi? Gerçekten. Belki inanmazsın. Evet. Belki inanmazsın. Bu Belçika'da Zürih var ya, hani Belçika'nın başkenti Zürih. Zürih de abicim. Şimdi diyeceksin ki konuyla ne alakamız var? Var abi. Deve kuşuyla turna kuşunu biliyor musun abi? Yani. Deve kuşuyla turna kuşunun çocukları tazı. Tazı kuşu sabah, her sabah 7'de kalkıyor, uçmaya çalışıyor. Uçamıyor abi tazı. Tazı uçamıyor. Bir kuş çeşidi. Yani bak ya. Deve kuşuyla turnanın karışımı, anlıyor musun? Tazı demişler, uçamıyor. Neyse, problem değil yani. Zaten şöyle bir durum var abi. Sen diyeceksin ki bana bu niye böyle şimdi geldi. Zaten benim moralim bozuk. Niye benim işte kafama giriyor diyorsun ya. Ya moralim bak, değil de şimdi. Ne oldu abi? Bir istirahat zaten. Ha istirahat saatim. İstirahat saatim şu an. Ha, senin, yani bir kafa dinleyeyim dedim. Senin şimdi moralin yani bozuk bana, değil bana tavır yapıyorsun yani. Yok canım. Ya moralin bozuk değil bana tavır yapıyorsun. Ben sana tavır yapıyor muyum abi? Bana niye anlatıyorsun? Ben sana tavır yapmıyorum. Tavla oynayalım diyorum. Bak tavır, bak tavla, tavır. Anlıyor musun? Üçte alayım ben. Tavla şu an oynayamam bir. Niye abi? Abimin kuralları geliyor bak. Şu an tavla oynayamam bir. İki üç ne merak ediyoruz. Attık abi. Abi. Bir saat abi, bir tek astak var. Yarım bak, saat öğlen paydası bir var. Bir tek astak abi. Ne olur? Gerçekten oynama. Abi bak ben biliyorum aslında. Senin tavrın bana karşı değil. Biliyorum. Ya iyi bir insana benziyorsun. Zaten şöyle bir durum var. Kalp kalbe karşı derler. Seni ben eğer çekmese kalbim gelmezdim buraya. Ya. Abi şundan bir içebilir miyim? Abi lütfen ya. Ya bırak ya. Bu kadarına da pes. Meyve suyunu içmeye çalışıyor. Şimdi Hakan'a sorsan tabii bir oyunculuk yani, değil mi? Yüzsüz birazcık aslında. Bak biliyorum, kızıyorsun. Aa, lan. İki tane var, iki tane, iki tane. Kardeşim, benim zevkim ya. Sen nasıl içersem içerim i̇ki ya. İki tane var abi. İki olur, üç olur, dört olur ya. Ya sabrettim sana iki saattir. Allah Allah. Ya biriyle görüşmem lazım. Telefon edeceğim, edemiyorum. Kalbimi Allah kullan ettin ya. Kalbimi kırıyorsun ama. Aa, bak giderim. İçeceksen söylerim sana. Ben giderim. Ya zaten git, istediğin yere git. Giderim. Ama bir dakika, söz veriyor musun? Bir dahaki buluşmamızda oynayacağız mı? Söz mü? Ya söz mü? Söz ver gidiyorum. Söz ver gidiyorum. Söz ver gidiyorum. Söz mü? Senin, söz mü? Senin bir şeylere moralin bozuk galiba. Ben yok, seni yok, her yok. Zaman dinlemek isterim. Ama şu an işim gücüm var. Sana bir sır vereyim mi? Benim bak, moralim bozuk olduğu zaman çok neşeli oluyorum. Moralim düzgünken... Ya bir hesabı getirir misiniz? Acayip oluyorum yani. Neyse abi tamam. İnşallah görüşürüz yani. Hayır, şimdi ben Hayrettin abi. Hayrettin abi. Harbi ben sana hayrettim. Ben sana hayrettim. Ya görüşürüz. Beni çöktün başıma ya. Gidiyorum abi, yok olmaz mı? Merhabalar, Hayrettin Bey, nasılsınız? Şaşırdınız tabii. İsmimi nereden biliyor bu hanımefendi? Hayrettin Bey, pusu kurduk size. Diyeceksiniz ki nasılsınız? TV8'de yeni bir yarışma başladı. Adı Pür Dikkat. Ben Deniz sunuyorum, naçizane. Oyuncu arkadaşlarımız var. Böyle masum masum içeceğini yudumlayan vatandaşlarımıza gidiyoruz. Eğer ki sizin gibi tahammül edebilenler, sabredebilenler olursa onlara altın kazandırmak istiyoruz. Bu bir dikkat yarışması Hayrettin Bey. Ben sizin dikkatinizi ölçmek istiyorum. Şimdi Pür Dikkat dedim.
Size 5 tane soru soracağım. Burada geçen diyaloglardan hatırladığınız her soru size altın kazandırıyor. Eğer o zaman ki baştan kaybettim çünkü hiçbir şey dinlemedim diyorsunuz. Çünkü bir an önce gitsin diye bakıyordum. Başka bir şey düşünmüyordum. Şimdi sorayım ben size. Benim dikkat ettiğim kadarıyla bu tavlacı, güya tavla oynayan arkadaşımız bir tane zarın yani sayının adını yanlış telaffuz ediyordu. Hep yekin adını mı yanlış söylüyordu? Düşeşin mi? Dört carın mı? Dubaranın mı? Bir düşeş, öyle bir düşeş, öyle bir kelime kullandığını düşünüyorum. En yakın, en kulağıma aşina gelen o. Evet. Düşeş. Düşeş şıkkıyla düşeş diyordu. Evet. Düşeşe. O doğru biraz diyorsunuz. Tanıdık geldi bana. Doğru diyorsunuz. Bakın demek ki hiç dikkat etmedim demeniz. Biraz tavlayı severim de ondan olabilir. Hmm, anladım. Evet şu anda çeyrek altın sahibisiniz. Hayrettin abi. Evet. Teşekkürler. Bir adamlar buna düşeş diyor yani. Düşes. Düşes. Onlara ne demiyor? Düşes demiyor. Trüces diyor. Düşlü yani. Antotri var ya. Düşes demiyor. Düşes demiyor. Şimdi tavlacının iddiasına göre hangi ülkede tavla 3 zarla oynanıyormuş? A. İsveç mi? B. İsviçre mi? C. Norveç mi? D. Belçika mı? İsveç dedi herhalde. İsveç mi dedi? İsveç mantıklı dediğin geldi mi size peki 3 zarla oynanması tavlanın? Tabii ki mantıklı geldi. Saçma geldi değil mi birazcık? O yüzden o saçmalıkları duyunca hiçbir şey sözünü dinlememiştim. Ama hani gidip ama görmeyince de insan şimdi bilmiyorsunuz tabii. İsveç tabi. Evet. Bir İsveç lafı çok ağzından net duyduğuma inanıyorum. Doğru. İsveç doğru cevaptı. Öyle mi? Evet. İskandinav ülkelerinden İsveç'e gittim. İsveç'e gittim abi. Orada 3 zarla oynuyorlar. Tavlayı 3 zarla oynuyorlar. 16 pulla oynuyorlar. İnanamadım. Şimdi 3. sorunuz bakalım. Tavlada bu birisi gibi ünlü olmak istediğini söyledi. Dedi ki işte ben dedi tavlanın hani işte şu ismi olmak istiyorum dedi. Şimdi, A. Michael Jackson mı? B. David Beckham mı? C. Garry Kasparov mu? D. Yuri Gagarin mi dedi. David Beckham kelimesini duydum ağzından. Duydun. Ama onu cevap olarak mı söyledi? Bir Garry Kasparov. Hangisi? David Beckham mı olmak istiyormuş tavlanın? David Beckham dedi. Evet herhalde yani. David Beckham mı diyorsunuz net cevap olarak? Ben David Beckham kelimesini ağzından iyi duyduğuma inanıyorum. Bir tane seç abi çabuk. Seçin. Seç çabuk. David Beckham diye. David Beckham demeseydin keşke be abi. Keşke demeseydin. Garry Kasparov'un evet. Nesi vardı? Nesi vardı? Onu söylemedi sanki. Ah, öyle düşünüyorum. Ah neyse. Garry Kasparov var ya abi. Hani o dünya satranç kralı. Ben de bu tavlada, şu tavlada dünya tavla şampiyonu olmak istiyorum. Garry Kasparov var ya abi. Hani o dünya satranç kralı. Olsun hiç moralini bozma. 4. ve 5. soruların geliyor. Moralimi bozmuyorum tabii ki. Bozmayın tabii neyi bozacaksınız? Hiçbir şeyden havadan altın kazanıyorsunuz yani. Çok iyi sağ olun. Şimdi Belçika'nın başkenti olarak hangi şehri söylediğini hatırlıyor musunuz? A. Zürih, B. Brüksel, C. Bern, D. Stockholm. Evet. Zürih dedi. Zürih İsviçre'nin başkentidir. Başkenti değil ama en büyük şehri. En büyük bir şehri olabilir. Evet. A şıkkı mı diyorsunuz? Evet. Zürih demişti. Doğru diyorsunuz. Belki inanmazsın. Belki inanmazsın. Belçika'da Zürih var ya hani Belçika'nın başkenti Zürih. Zürih de abicim. Şimdi diyeceksin ki konuyla ne alakamız var? Var abi. Şimdi son soru. Tazı kuşu diye gene böyle olmayacak saçma sapan bir kuştan bahsetti. Evet, tazı kuşu duydum. Tazı kuşu. Şimdi bu